takipçilerimiz kanalımıza yeniden hoş geldiniz. Yeni bir video haberle yine sizlerleyiz. Bilgi gelir gelmez harekete geçildi. Toplantı halindeki teröristler vuruldu. Milli İstihbarat Teşkilatı Suriye'nin kuzeyinden Irak'a geçişlerin sağlandığı ikbal yolu üzerinde yer alan Sincar'da başarılı bir operasyona imza attı. Terör örgütü PKK'ya bağlı Yebeşeli teröristler Sinun kasabasında örgüte ait sözde Şengal Demokratik Özel Meclisi adını verdikleri binada toplantı için bir araya gelmişti. Bilgiyi alan MIT hemen harekete geçti. MIT'in sinyal bilgileri üzerine binanın önce uydu üzerinden koordinatları çıkarıldı. Ardından sahadaki yerel istihbarat ağına da bu binanın konumu ve bilgileri teyit ettirildi. Terör örgütü PKK'ya Suriye ve Irak'a lojistik ve insan aktarımının yapıldığı netlik kazanan binaya sihalarımızda 5 dakika arayla 2 nokta operasyon yapıldı. İki güdümlü mühimmatta bina tam isabette vurulurken çıkan yangın ve oluşan hasar nedeniyle ikisi sorumlu düzeyde 6 terörist öldürüldü, 10 teröristin de ağır yaralı olarak Musul'daki hastanelere sevk edildiği öğrenildi. Bombalama sonrasında Ezidilerden oluşan yerel halkın terör örgütü PKK'ya pazartesi gününe kadar ilçeyi derhal terk etmeleri yönünde çağrıda bulunduğu belirtildi. Bu arada hedef alınan teröristlerin toplantı yaptığı binada ölenlerin Sincar'daki yerel ve sivil halktan olmadığı, bazılarının terör örgütü PKK saflarında faaliyet yürüten, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı oldukları için kimlikleri açığa çıkmasın diye cenazelerin apar topar Sincar dışına çıkarılarak defnedildiği bildirildi. İstihbarat birimlerinin tespitlerine göre toplantı için biri Suriye'deki YPG'den, Diğeri Kandil'den olmak üzere iki üst düzey yöneticinin Sincar'daki toplantı binasına geldiği belirlendi. Kıymetli dostlar ülkemizden ve dünyadan son dakika gelişmelerini aktardığımız kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen ihmal etmeyiniz. Elleriniz dert görmesin. Sağlıcakla kalın.